Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Selvik'te yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Selvik'te oyundaki en iyi başlangıç takımlarını size göstereceğim arkadaşlar. Oyuna başlarken kurabileceğiniz hem ucuz hem de bu oyunda ne gerekiyorsa onları içeren çok güzel kadro hazırladım size. İki tane kadro hazırladım. İkisinin de fiyatları ucuz. Birisi 9K, birisi 6K. İkisi gayet rahat kurulabilir bir yöntem. Eğer coinsiniz yoksa hemen bundan 2-3 video öncesi gidiyorsunuz. Benim 2 saatte 100.000 coin kasma videomu izliyorsunuz. Oradan coinsinizi kasıyorsunuz ve geliyorsunuz bu takımı kuruyorsunuz arkadaşlar. Bizim kanalda her derde deva var. OGX Onyör ailesi gitgide büyüyor arkadaşlar. Sizlerden bu videoda en az 500 beğeninizi bekliyorum. Eğer şu anda bunu duyduysanız hemen videoyu aşağıdan beğenmeyi, yeniseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve video beğenileri gerçekten benim için çok önemli. Bunu da söylemeden geçemiyorum. Hemen arkadaşlar başlayalım. Öncelikle görmüş olduğunuz bir takımımız bu arkadaşlar. Neven nasıl bağladığımı göstereyim. Burada arkadaşlar kabul var. Kabulun zaten kartını görüyorsunuz. Boyunun 1.91 bir boyu var. 76 defans, 79 fizik ve 63 hızı var arkadaşlar. Bir defansa göre gerçekten iyi ve gittiği fiyat da arkadaşlar makul bir fiyat. Hemen isterseniz bakalım, yani 350 coin daha bunu bit falan basılmamış mesela. Çok zorladığınız takdiri bu oyuncuları çok ucuza alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela benim hesaplamam ona göre bütün transfer hedeflerini ekleyip baktım. Bir sonraki isim arkadaşlar Watford'dan Holebas. Görmüş olduğunuz gibi Holebas da arkadaşlar hala video kartlarını görmüş olduğunuz gibi inanılmaz iyi bir kartı var. 82 pace. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. 82 pace, 74 dribbling, 75 defans, 81 fizik, 69 şut, 68 pas. Yani her şeyi çok iyi arkadaşlar bir sol bek'e göre. Ve bu adam gerçekten çok ucuz. Daha keşfedilmemiş bir isim. Bunu da almayı unutmuyoruz. Bir sonraki isim Leicester Stan Mendy arkadaşlar. Mendy'nin kartındaki en iyi özellik çift yönlü basabiliyor olması arkadaşlar. Defansa katkısı yüksek görmüş olduğunuz gibi. Kafa toplarında etkili değil ama yerde olan toplarda hızını konuşturarak çok iyi işler yapıyor. 75 pace, 72 pas, 74 dribbling, 76 defans ve 80 fiziği var, gayet iyi. Sol kanadımızda arkadaşlar Nolito var. Neden Nolito koydun abi diyeceksiniz. Arkadaşlar benim görüşlerime çoğunuz saygı duyuyorsunuz. Biliyorum bu kadro kurumları konusunda. Çünkü çok istendi. Bu demek ki görüşlerime saygı duyuyorsunuz arkadaşlar. Çok sağ olun, var olun. Nolito arkadaşlar bu oyundaki hatalı futbolculardan bir tanesi. Oyunda inanılmaz iyi. Şutları vesaire falan çok iyi arkadaşlar. Nolito'ya kesinlikle verilecek herkes var. Yani bütün her şeyinizi verin bu adama. İnanılmaz bir adam. Çok kullandım. Gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Sakın almayı unutmuyorsunuz Nolito'yu. Nolito'yu kesinlikle kulübünüze katın arkadaşlar. O kadronun en pahalı oyuncusu. Bir sonraki isim Watford'dan arkadaşlar. Doğu Kore diye bir adam. Görüyorsunuz yani kartını. İnanılmaz iyi bir kartı var. Tam böyle bizim bu kanalımızdaki bütün herkesin neredeyse sevdiği şekilde bir kart. Her şeyden var yani azar azar. Bu adam boş değil yani arkadaşlar. Çok iyi bir kartı var. 71 hız, 71 şut, 73 pas, 74 dribbling, 71 defans ve 79 fiziğiyle gözlerimizi dolduruyor arkadaşlar. Hemen sağ kanada geçeceğiz. Kalemizi arkadaşlar sağlam almak için yaklaşık 1.1K'ya ya da 1K'ya giden Rui Patricio'yu kullanmamız kesinlikle gerekiyor. Çünkü oyundaki kalecilere gerçekten önem vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve Patricio da bu iyi kalecilerden bir tanesi. Patricio'yu yanmayı unutmuyoruz. Hemen yanında defansı inanılmaz bir isim arkadaşlar. Semedo, 94 doğumlu, 72 hız, 77 defans, 84 fizik arkadaşlar. Bakın bu futbolcuları kullanın. Bunlar daha keşfedilmemiş futbolcu. Yani yaklaşık bu videoyu çekmeden 1 saat falan topçu araştırmasına çıktım. Ve bu iki tane güzel kadroyu sizlere kurdum. Burada bu dayıyı alıyoruz. Hemen yanında sağ bek arkadaşlar. Bir tane daha Semedo var. Bak abi isimler bile aynı. Bunlar kardeş falan olabilir bu arada. Bir tane daha Semedo var. 89 pace var arkadaşlar. 70 defans, 76 dribbling ve 67 fiziği var. Gerçekten çok iyi bir kart. Bu hala keşfedilmemiş bir kart. İnerlerinde arkadaşlar Andre var. Andre'yi mecburen almak zorunda kaldım. Orta sahanın çökmemesi için. Bu birazcık pahalıya gidiyor ama atağı ve defansa katkısı yüksek olduğu için çift yönde basıyor. Sağ kanada hemen geçiyoruz arkadaşlar. Sağ kanatta Martins var. 92 pace, 71 şut, 70 pas, 84 dribbling, 4 star skill moves, atağı katkısı yüksek ve forvette Igalo var arkadaşlar. Bu takım gerçekten çok iyi. Bu takımı kurabilirsiniz. Hani daha YouTube'da falan da isterseniz bakın arkadaşlar, bunlar gerçekten daha keşfedilmemiş futbolcular. Bunları ilk siz keşfederek ucuz bir şekilde şu anda alıp kullanabilirsiniz. Kadro kurulmanı geliyor. Bunun yanı sıra coin kasmaları devam edecek, merak etmeyin. Akşam da arkadaşlar, yani bu akşam saat 7'den 8'e kadar büyük ihtimal şöyle küçük ufak bir saatlik bir yayınımız olabilir, haberiniz olsun. Facebook grubuna gelin, onu da hemen ilk siz duyurmuş olayım size. Bu akşam inşallah olacak yani, arkadaşlar dışarı çıkma durumunda var. Her neyse, bu kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Bu kadronun toplam maliyeti 9
29K. Hemen bir sonraki takıma geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki takıma gelmiş olduğumuz zaman daha genç bir takım görüyoruz karşımızda. Hemen defanslardan başlayalım. Kyle Walker var arkadaşlar. Defansta 73 hız, 77 defans, 78 fizik ve bu lavuğun 1.91 boyu olup ata defansa da katkısı yüksek arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar Championship'te oynuyor. O yüzden daha keşfedememiş ve ucuzlar. Hemen yanında Onoha var arkadaşlar. Onoha 76 pace, 76 defans, 79 fizik, 1.88 boy. Bakın arkadaşlar bu ikili hala keşfedememiş ikili, haberiniz olsun. Bu ikiliyi kesinlikle alın. OG Xoner ailesi ilkleri başarsın. Burada da McCarthy var kalede arkadaşlar. 81 refleksiyle gözleri dolduruyor ve hızı 58. Bir kaleciye göre çok iyi. Üçgene bastığınız zaman çok hızlı çıkar. Rahatça açılır arkadaşlar. Sağ bekteki isim Karstorp. Karstorp'un kartı inanılmaz iyi ama tabii ki de keşfedilmemiş bir kart arkadaşlar. Markete baktığınız zaman bu parlayan kartın sadece 600 coins'e gittiğini görebiliyorsunuz. Bak hala bid bile yok. Neredeyse bedava inanılmaz bir futbolcu oynatmış oluyorsunuz arkadaşlar. Karstorp'u almayı sakınlıkla unutmuyoruz. Yine ilerisinde Bazoyer var. Bazoyer arkadaşlar oyun önündeki hem genç hem de çift yönlü futbolculardan bir tanesi. Biliyorsunuz ki bu oyunda hız çok önemli. O yüzden orta sahadaki çift yönlülük sizin daha rahat oynamanız, daha rahat atağa çıkmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Burada Bazoyer'i almayı sakın ama sakın unutmuyoruz. Sağ kanatta uçan isim Narsing var arkadaşlar. Biliyorsunuz dediğim gibi tekrar söylüyorum, oyunda hız çok önemli ve bu takımda görürsü herkes neredeyse çift yönlü olduğu için kanatları daha da top çıkarıp hemen ayağınızdan açı açı koşup Narsing'de çok iyi işler yapabilirsiniz. Four Star Skill Moves ve 93 pace ile gözleri dolduruyor. Hemen orta sahada Klassen ve forvetlere Traore'den yararlandım arkadaşlar. Traore falan çok iyi. Bunların hepsi arkadaşlar inanılmaz ucuz kartlar. Görmüş olduğunuz gibi mesela Traore yani parlayamasına rağmen ve bu kadar iyi bir kart olmasına rağmen, 4 star skill olmasına rağmen 600 coins'e gitmiyor arkadaşlar. Çünkü daha bunlar keşfedilmemiş kartlar. İnsanlar BPL fantasisini zorluyor. Ama o Gexioner ailesi ucuza işler yapıyor. Burada arkadaşlar Baal var. Baal diye bir sol deck. 82 pace, 73 defans, 74 fizik, gayet iyi arkadaşlar. Kalburu süremi de yani normal bir futbol. Orta sahanın kilit adamı Brian Dabo. Brian Dabo inanılmaz bir adam arkadaşlar. Kartını görüyorsunuz. Ata defans katkısı yüksek. Boyu uzun. Yeni Pogba gibi diyorlar bu adamı. Yeni Pogba olabilir arkadaşlar bu adam. 79 hız, 75 dribbling, 71 şut, 74 defans, 72 pas, 80 fizik. İnanılmaz bir kart ve sol kanatta arkadaşlar. Bu adam inanılmaz. Pakuet diye bir adam. 84 pace, 74 dribbling, 70 şut, 71 pas, 72 fizik. Bu kart da inanılmaz arkadaşlar. Yani şu anda bu videoda izlemiş olduğunuz bütün kartlar gerçekten daha keşfedilmemiş ve inanılmaz ratingleri olan kartlar arkadaşlar. Bu takımları kurup oynayabilirsiniz. Bu takımın maliyeti de arkadaşlar hemen hesaplamıştım. Bu takımın maliyeti size 6 ve 6.5 karatı bir fiyata patlayacak. Neredeyse bedava. Tekrardan diyorum, coin kasma yöntemini de gösterdim. O şekilde coin kasabilirsiniz. Eğer o yöntem için arkadaşınız yoksa bizim Facebook grubumuz var 1500 kişilik. Oradan kendinize de bir arkadaşlık yapabilirsiniz. Aile ortamı kurmaya çalışıyorum. Ailemize katılmak için abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bu takımları kurup adamların içinden geçmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu akşam The Journey canlı yayın olabilir. Kendinizi ona göre ayarlayın. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.